Annelik matah bir şey değil diye bir açıklama yapmıştı geçen yılın sonlarına doğru bu masada onu çokça konuşmuştuk kulaklarını da epey çınlatmıştık. Evet. Billur kalkavandan hemcinslerini kızdıracak başka bir açıklama daha geldi ve Billur bu kez diyor ki aldatılmak kadınların eksikliğinden kaynaklanıyor diyor. Billur'a katılıyor musunuz? Katılıyorsanız neden katıldığınızda bir cümleyle yazarsanız okuyalım. Katılmayanlar da yazsın bu arada haberimizi evet. de izleyelim. Bu sözler olay yaratır. Bu sözler kavga çıkarır. Kızacaklar bana ama e, kafalar doldurulacak. Bilur Kalkavan aldatılan kadınları neden suçlu ilan etti? E, madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar. Beni aldatma. Her daim keskin sözleri, köşeli düşünceleri ve sansür uygulamadığı diliyle gündem olmayı başaran Billur Kalkavan bu kez öyle bir laf etti ki bu konuşması kadınları isyan ettirecek cinsel. Kadınlarımızın eksiklerinden dolayı da birazcık <laughs> bu aldatılma olayı diyeceğim. Konu buraya nasıl geldi öğrenmek için Özlem Adakol'un sunduğu pembe masa programının biraz başına gidelim. Billur Kalkavan aldatma konusuna iddialı bir giriş yapıyor. Aldatma benim için hiçbir zaman bir konu olmadı zihnimde. <laughs> hiçbir sevgilimle olmadı. Hani e, soruyorlar aldat. Atıldın mı? Ne bileyim. Bu giriş ardından kadınlara tavsiyelerde bulunuyor Bildur Kalkavan. Tabii kendi ders verdiği okulunu referans göstererek. E, madem bu kadar aldatılmak istemiyorlar ve bu konuda çok muzdaripler. Evet. O zaman. E, estetikçiden önce mesela kafanın içini doldurmaya çalışsalar ve dananın kuyruğunun koptuğu ana geliyor sıra Bilur Kalkavan aldatılan kadınları suçlu buluyor kafaları boş olduğundan erkeklerle konuşacak konuları olmadığından aldatılıyorlar diyor kadınlarımızın eksiklerinden dolayı da birazcık <laughs> bu aldatılma olayı diyeceğim <laughs> kızacaklar bana peki siz Bilur Kalkavan'ın bu görüşüne katılıyor musunuz? <laughs> Sevgili izleyiciler daha önceki açıklamalarıyla da gündeme bomba gibi düşüp sosyal medyayı ikiye ayırıyordu tartışmalara sebep oluyordu. Sevgili Billur Kalkavan'ın dünkü sözleri de şu oldu aldatılmak kadınların eksikliğinden kaynaklanıyor. Girişte size sorduk. Çokça yorum geliyor. Ve olayın kahramanı da bizlerle birlikte. koyabilirsin. koyabilirsiniz. Karşılayacak <laughs> <Ne alemsiniz gülüyor> efendim. Ya. Koca, işte. e, koca yürekli insan. Ne komik kızlarsınız <laughs> sizler ya. Evet. Ben şimdi bir programda mesela normal konuşurken bir şey söylüyorum. Evet. Sonra o gündem oluyor. Ben evet. farkında değilim. Dün Değil bana bir göndermişler. Hayatım magazinden. hen cinslerin senin bir kulaklarını Değil. çınlatıyor. E, Ama böyle durdu. Olsun. Bütün eleştirilere açık. Siz yazın biz de okuyalım. Aldatmanın asla sebebi olmaz demiş Yasemin Hanım yazmış. O zaman kadınlar her gün aldatmanın ne alaka? Aldatan zaten insan değil, kafası bomboş olan demiş. Karşı tarafı suçluyor. E, aldatılmak kadının eksikliği değil erkeğin pisliği demiş. Ben biraz daha yumuşattım. Daha sert yazmış. Kadının bir ton görevi var. Ne eksikliği diye sormuşlar sana. Billur'un kafası çok mu dolu diye yazanlar var. Okuyayım mı da? Karşılayacak kafam, evet, atın yorumları. Kafam çok dolu. Kafası dolu, evet. dolu. Bir sürü araştırmayla, görüşmeyle, efendim bir sürü kursla. Tabii ki dolu. Zaten benim önerim neydi? Siz de kafanızı doldurundu. Peki bir şey e, ama söyleyeceğim. Ama şimdi şöyle Kesin bir söylem değil mesela konuşurken diyorum ki aldatmak sadece aldatanın hatası değil aldatılanın da hatası diyorum. E çünkü insanlar kendilerini beslemiyorlar, büyütmüyorlar, geliştirmiyorlar. Böyle bir cümleyle kısıtlanacak bir şey değil mi? Ne söyledin söylediğim. sen aslında? Yani aldatılanın da eksikleri vardır muhakkak ki bir sebebi vardır dedim bir kere sebepsiz hiçbir şey olmaz Ama hayatta. Ama Çok güzel kadınlar, çok zeki, çok akıllı kadınlar da aldatılmıyor mu? Yani şimdi orada erkeğe de bakacağız tabii Hı. ki. Sadece kadının suçu değil. Ama kadınlar hep erkeği suçlamaya yönelik konuşuyorlar ya hep erkeğin suçu, aldatıldım. Ben işte tabii ki aldatıldım filan böyle söylemler var. Sanki erkeklerin bu genel huyuymuş gibi. Ben erkeklerin bu kadar suçlanmasına karşıyım açıkçası. E, peki e, seni Müşterektir hayat çünkü. Tek, evet. Tek. Peki seni e, bugün e, okuyacağız da e, köşe yazarı, sosyal medyada Oo. böyle kanaat önderleri Gerçekten falan. Gerçekten var ya. bugün köşe kadın, düşman, düşmanı. Olsun, evet, şey kadın düşmanı. Evet kadın mı Acaba kadınları mı sevmiyor? Yok, Hep erkekleri tutuyor seviyorum. diye bir eleştiri de var. Ona ne diyeceksin? Kadınları çok seviyorum. Hatta siz ben da, çok iyi biliyorsunuz ki. İki senedir kadınlara kurs veriyorum evet, ben bu tabii. konuda evet. ve e, kadınlarla çalışmak bana çok iyi geldi. E, çünkü kadınlarla birlikte olmak, kadınları daha iyi tanımak, onların ne istediğini bilmek, onlarla muhabbet etmek çok iyi geldi. Kadınları çok sevdiğim için zaten birazcık böyle tahrik edici şeyler de söylüyor olabilirim hmm. ki biraz kafaları dolduralım. Hmm. Biraz da dikkat bir Kafa sadece magazin istiyordum. değil hayatım. Tabii ki. Yani insanlara ben e, televizyon seyretmekten hoşlanmıyorum. Bizim evde televizyon yok. Böyle bir entel bir şey var mesela. <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki çok uyuz <laughs> oluyorum ben o insanlara. Televizyonda diyorum neler var seyredilecek? Filmler, belgeseller, efendime söyleyeyim bir... Ben var ya... Neler biliyorum, bir bilseniz belgeseller sayesinde. Ya fikir. Belki e, hiç işime yaramayacak bilim, ama fikir. demir dövmekten uçak uçurmaya kadar bir milyon tane şeyle ilgili kafamda bilgiler var. Şimdi ya da otur ha. bütün gün affedersiniz. Yok. Evet, sizle öyle. başla güne. Ha, Ondan evet. sonra abuk Bizim subuk yok, var, evlilik programları, <laughs> yok bilmem neler, yok yemekteyizler, yok saçmalıklar. Özür dilerim bunlara bu kadar kafa yorup vakit vereceğine otur iki belgesel seyret, kitap oku. Türk insanına bakıyorum bir saniye yalnız kalamıyor. Komşuda hemen komşuya bir kahve içelim, iki lafın belini kıralım. Kırma kardeşim belin lafın belini filan. Bir kitap edin, onu oku. Evet. Benim itirazım bunlara. Ee. Adam eve geliyor, kadın e, şimdi bilmem kim ne yapmış, Gülşen ne giymiş biliyor musun? Adam bununla mı ilgilenecek işten geldiğinde? Yani özür dilerim. Çok özür diliyorum. Kadının da görevi adamı mutlu edip memnun vakit, etmek. Taşıyordu. İkisinin de görevi birbirini işte mutlu etmek. İşte bence ikisinin de görevi. Bilirsen biraz da bütün vaktini eline de üç kuruş geçse onu estetik doktorlarına yağdıran ve bana öyle yap böyle yap deyip Orasını burasını şişiren dolguyla botoksla sonra da oturup iki kelimeyi pek bir araya getiremeyen kadınları da sanki hedef aldım bu cümleye. Biraz cümleği. öyle oldu. Yani sosyal Eksibirine medyada böyle tipler san. çünkü çoğaldığı evet. için. Oradan mı yola çıktı? Öyle arkadaşlarımız da var. Mesela bakıyorum çok güzel ee, işte dudaklar güzel dolgu yanaklar böyle. dolgu bebek gibi ama kafa tıntın tın yani. ...hiç bilgi yok yani... ...şimdi burada anlatmayacağım... Ee, ...ayıp olur ama... ...yani bir şey soruyorsun hani... ...bütün dünyanın bildiği bir şeyden dahi haberi yok... Oh. Ee, <gülüyor> <gülüyor> ...ama... Doğru. ...yani ve buna benzi ...ve bu e, kadınlarda uzaydan kadınlarda inanılmaz gidiyor. bir... ...özgüvensizlik var farkındaysanız... <laughs> ...her an terk edilebilirim... ...zaten bu kadınlar çıkarıyor bu... ...bu kadar aldatma bilmem ne... hemen araya giriyorum... ...90'ların böyle... ...sonlarına doğru bir ünlü oyuncu, çok ünlü bir oyuncu kendisi gibi oyuncu olan eşini çok güzel bir mankenle aldatıyor. Kadın, aldatılan kadın bunu duyar duymaz ilk iş olarak ne yapıyor biliyor musun? Estetik şey gidiyor hatırlasana. Hı. O manken kızın birebir aynısına dönüşüyor. Aynı şekilde dudakları şişiriyor, burnu kaldırıyor. Sen kimden bahsettiğimi anlamışsındır herhalde. Evet. Ha. Ben <laughs> Şimdi Yani sanıyor ki o estetikle yüzünü gözünü değiştirince o adam evde kalacak. O adam zaten yapmak istediğini yapmak istedikten sonra sen ona ne yaparsan yap, o durmaz gider. Ki evde. Onu gider. Nihayetinde nihayetinde ne oldu? Gitti. Sadece güzellik değil ki. İşte hayat, dediğin abi. şurada doğru. Gittiğinden yani de gitti zaten. Direkt estetik şeye gitti. Direkt estetik gitti. Bunu sosyetik gitti işte. kadınlarda da yapanlar oluyor. Var. Tabii yani ki. E, ki hani beraber yaşlanıyorlar karı koca e, sıkılıyorlar belki birbirlerinden beslemek lazım ilişkiyi ya. Yani e, biraz evvel hani dedin ya kadınlar biraz da kafasını doldursun adam eve geldiğinde bir muhabbet ortamı falan açılsın. Bazen de yani onun da bir kıstası ölçütü yok kadın son derece entelektüel bilgili böyle farklı bir hayat bakışı var. Ee, konuştukça böyle insanın dinleyesi geliyor ama kocası onu aldatıyor. Hem de onun yarısı bile ya, olmayacak da biriyle. Kocasına bakmak evet. lazım. Ben sadece bu biraz çift sararım ki bir hani de hani erkeklerimizde aç görmüyor musun yani genetik aç diyorum ben Türk erkeğine <laughs> çünkü e, doyum kafayla ilgili bir şey yani vücutla ilgili bir şey değil ki bin tane kadınla beraber oluyor hala bin birinciye bakıyor filan. Yani bu niye böyle ülkemizde Hı. çünkü cinselliğe yine geleceğim Hı. bir keresinde ekşi sözlükte birisi bana benim için konu ne olursa olsun cinselliğe getiren kadın yazmış <laughs> ama çok doğru <laughs> e çünkü cinsellik eğitimi yok adam gibi aşkımızı meşkimizi konuşamıyoruz birbirimize dürüst olamıyoruz isteklerimizi belirtemiyoruz. Evet. Biz sıkışıp kalıyoruz. Türk erkeğinde garip bir mantalite var. Karısını çok beğeniyor etrafta görüyor. Tavlamak için canını, canını peşinden koşuyor. Sonra sen benim yok kutsalımsın cırt bırt bir sürü abuk subuk laflarla çocuk olduktan sonra bir yerlere koymalar o kadını. O artık bir anne filan. Hmm. Bunun cinsellikle ne alakası var yani? Evet. Karınla yaşayacağın e, fanteziyle ne alakası var? Artık o çocuğumu doğurdu filan. Böyle kısıtlama <laughs> ...akıl kayıyor başka tip kadınlara. Yani her tarafta eksiklik var. Benim karşı olduğum tek şey var, kadınların bu kadar bu konunun üstünde yoğunlaşması. Hmm. Diyorum ki bu kadar aldatma düşünceğine kendini geliştir kardeşim. Bu konudan uzaklaş. Çünkü hayatta neyi çok düşünüyorsan onu hayatına yani çekersin. Yani aldatıyorsa da aldatsın, giden gitsin sen yoluna devam et diyorsun. Yani Takılma. Aldatmak yok zaten. Deniz Hanım'ın yorumuna katılıyorum. Aldatılmak eksiklikten başına gelmez insanın. Aldatanın eksikliğinden kaynaklı. Doğru olabilir. Aldatanın kesinlikle kendine saygısı yoktur, özgüven eksikliği vardır diyor. Erkeklerin aldatırken beyni demiş. Üç nokta aradığını hiç sanmıyorum diyenler var. Aldatılmak kadının eksikliği değil, erkeğin eksikliği eksikliği ve doyumsuzluğundan kaynaklanıyor diye de bir yorum yazmışlar. Demin konuştuk evet. zaten bunu. Doyumsuzluk muhakkak ki var ülkemizde. Ama kadınlar sadece erkekleri suçlayarak bu kolun üstesinden gelemeyecekler. Ben de onu söyleyeyim Deniz Hanıma. Öyle sadece tek taraflı olan bir şey değil bu. Evet. Erkeği suçlayarak da hayatta diğerlere gelemeyeceğiz. Evet.